Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube'daki videoların altına hepinizden sıkça gelen yorum şu: ofisteki arkadaşların en çok severek kullandığı ya da en efsane bulduğu telefon modelleri hangisi diye soruyorsunuz. Ben de şimdi kamerayı aldım. Tek tek ofiste herkese gideceğim ve en efsane telefonunuz hangisiydi diye soracağım. Bana kim soracak onu bilmiyorum ama bakalım ne olacak. Evet, sana bir şey alacağım. Hızlıca söyle. Çekil. Ben en efsane telefon. Nokia N-Gage. Niye? Çünkü bak telefonu şöyle tutuyorsun ya. Evet. Şu telefon ya. Böyle konuşmuyordun, böyle konuşuyordun. Dik tutuyordun telefonu. Şekil mi oluyordun yani kendine? Bir de yeşildi falandı kapağı böyle. Şöyle telefonla konuştuğun belli oluyordu hani. Şimdi böyle herkes savunacak ya. Ben de böyle onu böyle kötüye olacak yorumlar yapıyorum. Tamam. Telefonu böyle dik tutarken. Ne ya öyle ne oluyordu öyle tutunca? Telefonu dik tutarken telefonla konuştuğun belli bence oluyordu mesela. Bence Bluetooth kulaklık daha havalı bir şey. Bilmiyorum ama oyunda oynanıyordu. Güzeldi telefon. Evet. Nokia N-Gage tamamen oyun için o zaman çıkmıştı. 350 liraya almıştım. İyiydi. Burada bir video stajyerimiz var. Tamam, çok hazırlıksız yakaladım. Evet. Ya. En efsane telefonun hangisi? Neydi bu Sony'nin o Walkman telefonlarından vardı ya. Ama eskiden. Çok güzeldi sesi. Abi çok seviyorum. Kulaklar çok güzel ses veriyordu. Efsane. Çünkü Sony. Evet. Walkman var. Başka söyleyeceğim bir şey var mı? Başka söyleyeceğim bir şey. O zaman gidiyorum. Çok güzel bir soru. Evet. Tabii ki de Nokia 5210. Niye? Niye diyecek olursam. Bize 5210'u göstersene. Abi. Çok zor bir soru sordum ama göstereceğim. Evet. Onunla şu anda galiba yani. Ülkeden kaçma planları yapıyor kendisi bu arada. Ekranda evet, gördüğüm kadarıyla. Neyse. 5210 çünkü evet. Neden? Abi orijinal yani orijinal bir telefon. Hmm. Yani çevrende. Ne vardı senin 5210'da çeken neydi? Su geçirmez. Girdin mi denize? Girdin mi hiç denize? Çok. Bozulmadı mı? Evet bozulmadı zaten. Helal olsun. Nokia helal olsun. Nokia bozulmayan bir telefon zaten. Yani gerek arabanın altına koy tekerlerini kaydırmasın evet. Aracı. Evet. Gibi özellikleri vardı ki diğer hepsini telefon... kullandın mı peki? Koydun mu tekerlerin altına hakikaten? Yok onu yapmadım da. Çok şey yaptım yani. Ne yaptın? Mesela yaptığın en ilginç şey neydi abi? Cepsifonla. Gerçekten en ilginç şey neydi? Ben ne çıkacağını çok merak ediyorum yani şu anda. Mecazi olmasa da ceviz kırdım. Nasıl bir cevizdi yani? Yani mercimek falan mı yaptınız? Çorba mı yaptınız? Nasıl bir şeydi? Bildiğin cevizdi ya. Bildiğin ceviz kırdın yani. Bildiğin ceviz kırdım. Tam güzel istediğimi telefonu. Alamadım senden ama gidiyorum. Siemens SX1. Hep böyle bir enteresan bir hareketler, böyle hiç kimsenin bilmediği şeyler. Ama telefon da çok ilginçti. Hiç tüm böyle alakasız, takımı... enteresan şeyler hep senden çıkıyor. Aynen. Söyle, anlat. Tüm takımın yanlardaydı, yakın yanlarındaydı. Niye kardeşim? Düz olsa daha güzel değil mi? Hayır, dersteyken mesaj atmak daha kolay oluyordu. Telefon tümünü çıkartmam gerekmiyordu. Anladım. Hangi dersteyken bu? Ortaokul mu? Lise. 2008-2009. Bir lise yaşantın olmuş. Evet. Bir SMS'i bitirdiğimiz aylar oluyordu. Bir şey söyleyeceğim. Bence Türkiye'deki gençliğe yön veren şey neydi biliyor musun? Yani biz de o gençliğin içindeyiz bu arada. Hani o 5000 SMS var ya. Aynen. O bitirdi aynen. Bizi. Aynen. O bitirdi bizi abi. O 5000 SMS çıkmasaydı buradan AVE'ye seslenmek isterdim ama gerçekten o 5000 SMS bizi mahvetti. Aynen. Bazen şey oluyordu ya, harfleri kısaltıyorduk ki şey SMS yetsin diyor ay sonuna kadar. Katılıyor musun 5000 SMS teorime peki? Evet. Haklıyım değil mi? Kesinlikle. 5000 SMS çıkmasaydı ne olurdu sence? Ben bayağı fakirleşirdim ya. Hangi anlamda? Kontör alman da mı? Bayağı popiydin yani o zaman. Evet bayağı SMS. Helal olsun. Gruplarımız vardı yani. SMS gruplarımız vardı. WhatsApp gruplarının nereden çıktığını şu anda bulduk sanırım arkadaşlar. SMS gruplarımız. Senden daha enteresan şeyler çıkacak. Videoyu yayınlayamayacağız diye ben korkuyorum. O yüzden gidiyorum. Tamam. Evet. Selam Beyciğim. En efsane telefon. En efsane telefon tabii ki de oturuyor. Çok sıradansın. Ama öyle gerçekten şimdi gerçekler böyle. O zaman Nokia 3310 incelemesini bir yerlerden izleyebilirsiniz. Bak hala YouTube'da ise buradan izleyebilirsiniz. Facebook'ta ise yorumlardan izleyebilirsiniz. Hala çekmece evet. Duruyor evde. Evet. Neler geldi neler geçti yanından. Hala dedim bir kayıt. Çalışıyor mu peki? Çalışıyor. Bende de 66 kişi var çalışıyor ama şeyim yok. Şarj aletim yok. Şarj aleti olan varsa ofis adresini biliyorsunuz. Kargolarsanız. Gönderin tam bir tane. Sevinirim. Telefon çalışmıyor çünkü. Ne yapıyordun o pozisyonda mesela? En enteresan yaptığın şey neydi? Mesaj atmak olsun. Aramak olsun. Bir daha mesaj atmak. O ikili arasında benim.
WAP da vardı galiba ondan mı hiç? WAP vardı, WAP vardı. 11. menüye girince 11'de WAP olması lazım. Gerçekten eğer doğru hatırlıyorsan bunu. Çok üzüldü galiba o zaman. Böyle yani menüyü açıyorsun ya, menüyü açınca böyle yukarı aşağı oyunlar falan gidiyorduk. Aynen. Ya. Orada 11 sol ya da sağ yukarıda yazıyordu numarayla. 11 ama yazan yerde WAP olması lazım. Bak eski otosyondaki yılan oyunu çok daha güzel. Geçen gün benim de bu yeni otosyondan sonra. Daha bir alışamadım bu yeni otosyondaki yılan oyunu pek. Yılan oyunu çok kötü olmuş. Aynen kötü olmuş. Demek 33 ona. Aynen. Sen de 33 ona. Bekleyin. Ooo tamam. Kameraları oynuyorsun. Aynı oynarım kardeşim, beni iyi biliriz. Enes sana telefonla hangisi söyle. Ya başka bir şey söyleyeceğim. Bir dakika şöyle. Ha. Abi şu nedir ya? Ne bir dakika bu? Çek. Bu hayır onu koy yerine. Ha, koy yerine. Koydum, al. Abi bu nasıl bir ekran kullanmaktır yani? Ekrana bildiğin şey koymuşsun. Bunu mu? Bunu evet. Buraya mı koymam yok illa bunu? Ya da bunu buraya mı koymam? Abi niye? Yani? Bak şimdi zaten gözünde gözlük var maalesef. Yani gözlerinde bir bozukluk gözlerin var. Gözlerin bozukluk değil yani. İyice ekranın ortasına bak. Arkadaşlar böyle kullanan var mı aranızda ya? Bu ne? Ama şimdi su içiyordum şimdi ben az önce. Evet. Şimdi kaldım. Başkalarının karşısında içmeyeyim ayıp. Evet. Neyse. Enes'in telefonu. Az önce söyledi Reis var zaten bir tanesi. Hı. Raze'i ne yapmadım? Mesela örnek vereyim. Raze mesela... Raze kim oluyor peki? 33 oldu tabii ki. Tamam. Hani onu bilmeyen de artık yani bizim olabilir, kitleden değil bilmeyen, yani. Bilmeyen yani. Olabilir, evet. Ama yani gelirlerse de kabul ederiz yani, sıkıntı yok. Tamam. Raze'de ne yaptığımı söyleyeyim. Söyle. Mesela bir ara çekmesi bozulmuş yani, çekmiyordu telefon. Hiç evet. Şekilde. Tahmin edeyim derken yaktım makineyi. Başka? Evet. Bataklığa kadar dayanan telefon bana dayanamadı yani, öyle söyleyeyim yani. Ama ikinci yani en çok sevdiğim Nokia 3510. 3510 niye? Niye 3510? Bize 3510 göster. Onda bir tane hemen göstereyim. Hı. Onda bir tane araba yarışı oyunu vardı. Nokai diye bir marka buldu şu anda İsmail. Buluruz ya ayı benim. Biz de aynı zamanda şu telefon yani. Evet o telefon hatırlıyorum. Onda Bones vardı galiba. Aynen. Bu telefonun en nefret ettiğim olayım da neydi biliyor musun? Neydi? Telefona sahip olduğumda bataryası çok kötüydü. Hmm. Beni nefret ettiriyordu. Sürekli dışarıda takıyordum. 3510 bu arada şöyle bir şey arkadaşlar. Göstereyim uzakta. Aranızda bilenler belki vardır. Hani en efsane. Ne yapıyordun mesela? Ne yaptın? En enteresan ne yaptın? Bak, amir ettim oğlum işte. Fırat dedi ki fındık kırıyordum dedi. Ceviz mi kırıyordum dedi. Ceviz kırıyordum. Valla kardeşim arabamız yoktu ki altına takoz olarak koyalım. Hani var da biz bu koymadık yani. Yaktın şu an. Gidiyorum ben. Evet, enteresan şeyler çıkıyor gerçekten, beklemediğim şeyler. Ve ofisin şu andaki tek nadide çiçeği. Ofisi bir arada kalmasına sebep olan insan. Az küfürlüğe sebep olan insan. Evet, ofis düzenini sağlıyor. Ofis düzenini sağlıyor kendisi. En efsane telefonun hangisiydi? Ya kullanmadım ama 8210. Niye kullandın? Yok, kullandığın en efsane telefonu. Kullandım. 5210 kullandım ama bir efsane değil bana göre. Yani hiç bir değeri yok mu? İlk telefon falan yani, böyle bir güzellikli şeyler. Yani şeyleri sarktı onun böyle, tuşları sarktı. Hmm. Çok yoruldu parmaklarım. 5000 SMS faciası değil mi senin de? Mesaj almak çok zor olurdu. Ama gerçekten efsane telefonum 8210. 8210 neden peki? Ne vardı yani? Seni çeken neydi? Bir kere bayılıyordum yani tasarımına. Ufak bir şeydi 8210'dan evet, çıktığında değil mi? Çok güzel. Kırmızı ve siyah olanı çok güzeldi. Tek ama mavisi vardı onun. Bir de çok sağlam bir telefon olduğunu söylüyorlardı. Hmm. Ama böyle şeydi yok, yani. Şey kadar değildir. Fırat'ın söylediği kadar değildir. O ne dedi? Yani. Fırat bak ceviz falan kırıyormuş telefonla. O ne? Hangisi? 3510 mıydı? Herkes bir şey söyledi. 5210. 5210. Evet. Ay ben az önce 5210'u gömdüm. Fırat özür dilerim ya. 5210'la denize giriyormuş sonra da ceviz kırıyormuş. Vay, ama aranızda gerçekten bu kadar enteresan bir şey var mı? Yapan varsa telefonla ben... Yani hayretler içerisindeyim ya. 5210 güzeldi fıstık, aslında. Fındık kırıyor. Ne bu? Nedir ya? Evet o biraz şey olmuş. Hakikaten hiç düşmede hiçbir sıkıntı olmadı yani. Hiçbir sorun yaşamadım. Bir tek işte o mesaj yazmak zordu. Parmaklarım düştü. Peki. Bu kadar ya. O zaman gidiyorum. Görüşürüz. Evet. En efsane telefonun. Selam tekrar canım. Hoş geldin. En tekrar. Efsane telefonum benim. Evet. Abi. HTC One M7. Lan demin başka telefon demiştin, şimdi niye HTC One'ı diyorsun? Çünkü az önce de aynısını söyledim. Helal olsun, denedim seni, yemedim. Yemez tabii. Yemez. Baştan mı çekeceksin şimdi sen bunu? Yoo. Peki. Anlat, niye peki şimdi senin en efsane telefon o? Yani benim için niye en efsane? Birincisi çok para verdim. Kaç bin lira verdin? Döneminde 2K para verdim abi. 2000 lira saydım telefona bildiğim böyle. Aldım. Sen de var ya, az değilmişsin ha. Ondan sonra zaten...
o telefonun yerini hiçbir şey dolduramaz diye tekrar bir akıllı telefona o kadar para vermeyi tercih etmedim. Hani o zamanın 2000 lirası düşün şimdi. Dolar alsaydın şu an 10 bin liram vardı rahat. Vardı. Rahat kesin, vardı. O dönemde kesin alsam. Hani vardı değil mi? O ayarda bir param olacaktı yapardı açıkçası. Onun dışında cihazın tasarımı hakikaten o dönem çok iyiydi. Böyle metal, alüminyum karışım bir kasası vardı. İnanılmaz fotoğraf çekiyordu. Videolar falan efsane böyle akıyordu. Güzel cihazdı ya. İyiydi yani. Benim en efsane telefonum HTC One M7. Aranızda da kullananlar vardır eminim ki. Telefonu bence M7'nin ses çıkışıydı. Abi ses çıkışı iyiydi. Boom Sound böyle ilk onda kullanılmıştı böyle. Çift böyle stereo hoparlör modu böyle. Yardıra yardıra müzik falan da dinleyebiliyordum. Bayağı başarılı telefon. Tebrik ediyorum o zaman. Öyle mi? İlk telefonum. Teşekkür ederim canım. Yani ilk değil de en yani efsane telefonum. En efsane telefonum oydu. Yine efsaneler arasında bir de şey var. Siemens'in M55'i var abi böyle. Işıklı mışıklı, kırmızılı böyle, siyahlı beyazlı böyle X-Men gibi bir telefonu vardı onun. O da güzeldi, başarılıydı bayağı. Bir şey soracağım ya. Sor. Sen herkese böyle en efsane telefonun neydi, en efsane telefonun neydi falan diye soruyor musun? Sana soran oldu mu hiç? Yok, bana kimse ne zaman biri soracak diye ben bekliyordum. Ozancan, en efsane telefonun neydi abi? Değiştiriyorum en efsane telefonumu. Değiştir abi. Abi ilk iPhone'umdu ya. Neden ilk iPhone'umdu? Neden biliyor musun? Ne oldu biliyor musun? Ben şimdi bilmiyorum. iPhone 2G daha yeni çıkmış. Aldım 2007 yıllardan. iPhone'un ilk iPhone değil mi? Aynen, aynen. Dümdüz ilk iPhone. Dümdüz iPhone. Dümdüz iPhone. Steve Jobs şöyle, iPhone. Yani, aklımda vardı. Nokia N97 kullanıyorum o zaman. Telefon çalıyor orada. Telefon gene biz bir şeyler şey yaparken çalmıyor. Şey yapmıyorum, ben sallamıyorum telefonu. Sen evet, devam et. N97 vardı bende. Ha. Böyle görüyorum iPhone aşağı, iPhone yukarı. Millet böyle bağırıyor, geliriyor, çalkalanıyor ortalık. Ondan sonra tabii bir gün, sen bu iPhone'la dedin kendine. Aynen. Çankaya'dayım. Ha. İzmir'deyiz biz tabii bu arada. Hala o zaman da. Çankaya'da girdim bir telefoncuya. Dedim abi bana iPhone ver. Kaç para dedi? Kaç para lan bir iPhone dedim. Neyse işte orada takas makas bir şeyler takas, aldım makas, çıktım. Aldın çıktın, para vermedin yani. Neyi takasın? N97 vardı bende o zaman. Oo, o cihaz da iyidir yalnız. N97 daha pahalıydı bu arada. Nokia N97 o zaman bayağı daha, böyle şekilliydi. Daha pahalıydı iPhone'dan. Yani o adamın satış fiyatından daha pahalıydı. Hadi onlar şimdi adama götür bir tane Nokia ver, yerine iPhone almak iste. Mümkün değil. Öyle bir şey yok. Mümkün yani. Atı yok yani öyle bir durum. Hayal peki, bile o. Peki o iPhone'da seni çeken ne oldu en çok? Ne oldu biliyor musun? Bir kere kamera 2 megapikseldi telefon. 2 miydi öyle bir şeydi galiba. Ama çok iyi çekiyordu gündüz. Yani evet, o zamanki telefonlara göre. Değil mi? O zamanki teknoloji de çünkü çok acayip yani. Yani N97'den iyi çekiyordu mesela. Bir de böyle arayüzü falan çok farklıydı. Oyunlar çünkü falan vardı. Oyunlar falan bir ilginçti. iOS böyle ama başlı en başına çok, yeni bir işletim sistemi tabii. En çok olay ne biliyor musun? Efsane olmasına yol açan. Ben telefonu bir sabah uyandım. Güncelleme gelmiş. Hı-hı. Bir güncelledim. Telefonum gitti. Çalışmadı mı ya? Çalışmadı. Çünkü sim kilitliymiş. Aptal. Evet. Oradan efsane kaldı diyorsun yani. 2,5 ay boyunca telefonu kullanamadım. Güzel. Sonra da zaten çok yakın bir zaman sonra neye geçtin? 3G çıktı. Sonra hangi telefona geçtin? O gün bugündür iPhone kullanıyorum. Ben. Adam iPhone'cu, fanboy. 3G, sonra Apple 4G şey gittim yani. Bir ara S3 kullandım ama 15 gün falan dayanabildim yani. Güzel. Herkesin hani diğer arkadaşları ben dinleme fırsatı bulmadım. Video izlerken ben de tekrar evet, bir bakacağım hangi arkadaşımız hangi telefona efsaneymiş gözden geçireceğim. Bu noktada arkadaşlar sizler de kullandığınız en efsane telefonlarınızı yorumlar bölümünde bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Buna ek olarak Ozan Can sanırım böyle ofiste gezip ofis vlogları çekmek istiyor. Evet. Ve bizlere soracak farklı sorular arıyor. Aynen öyle. Ofisteki arkadaşlarımıza Ozan Can'ın sormasını istediğiniz sorularınızla yine yorumlar bölümünde ben bizlerle paylaşırsanız çok sevinirim. Ben de gidip soracağım arkadaşlar. Herkese tek tek soracağım. Arada katılmak istemeyen arkadaşlar var. Belki onlara ısrar ederseniz belki onları da araya sıkıştırırız. Gayet güzel olabilir. Ozan Can inceden böyle laf da soktu yan tarafa doğru, siz fark etmediniz. Eğer bu videoyu şu anda YouTube'dan izliyorsanız videoyu beğenip yorum yapıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer şu anda bu videoyu Facebook'tan izliyorsanız da Facebook'ta videoyu beğenip yorum yapıp aynı zamanda profilinizde paylaşmayı unutmayın. Bizlere destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz.